Türkiye'de siz kompakt oyunu sevmiyorsunuz. Erbatur diyor. Seni seviyorum. Biz seninle bunu konuşmadık. Özellikle de istemedim. Ama sen almışsın. Bence haber bu. Ben özellikle sen bir daha verir misin son bölümünü? Bir daha izleyebilirim. Özellikle zaten 30 saniye tamamını görelim. Son bölümünü bir görelim. Ben de seni seviyorum. Tamamen planlanmış bir maç. Kurgulanmış bir maç. Peki kulüp planlanmış, kurgulanmış maçları nasıl gideceğini hesaplanan maçları pek bizim insanlarımız sosyal medyada dahildir buna. Pek istemiyorlar, sevmiyorlar. Bizim insanlarımızın sevdiği futbol 4-5 tane kişi burada olacak. 4-5 kişi burada o orta saha bomboş kalacak bir şekilde. Onu çok seviyoruz. Hurra oradan birisi alıp götürecek. Birisi oradan götürecek. Birisi oradan götürecek. Ceza sahasının içinde büyük pozisyon hataları, büyük yerleşim hataları, bundan doğan gol pozisyonları harika bir maç oluyor. Sonra yurt dışına çıktığımız zaman vasat Avrupa takımlarına karşı, biraz düzenli takımlara karşı istediklerimizi elde edemiyoruz. Müsaade var mı Mehmet? 3 tane başlık çıkarttım. Planlanmış, kurgulanmış futbol sevilmiyor. Hurra futbol seviliyor. Yurt dışında düzenli takımlara karşılaştık mı da dayak yiyoruz. Evet. Vardar gibi. Evet. Nokta. Bir evet. Bitti. O bitti zaten. Bir bitti. Kafadan gitti o. Yok. Vardar gibi. Vardar gibi. Düzenli. Vardar gibi nokta. Vardar gibi nokta. Yani düzenli kurgulanmış takımlarımız Vardar gibi takımlar eleniyor. Düzenli olmayan, hurra oynayan mesela Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkıyor. Lider çıkıyor. Ondan sonra bunu bitti. Tamam. Bir bitti ya. Başka yüzüne artık konuşmayalım yani. Şimdi planlanmış, kurgulanmış futbol. Çok güzel. Hayatta her şeyin planlısını severim ben. Tabii. Ben de severim. Bazı şeylerin, her şeyin demeyeyim de bazı şeylerin planlanmışını severim. Şimdi ben de diyorum ki Göztepe maçında planladın. Trabzonspor maçında planladın. Plan tıkır tıkır işliyor. Doğru mu? Doğru. Kafasında öyle düşünüyor hoca. Evet. Peki Abdülkadir sol içten, sol çizgiden içe doğru kat ediyor. Maçı hatırlayın. Abdülkadir birazdan asist yapacak. Sol içten, sol ayağıyla sağ çizgiden alıp içe doğru kat ediyor. Doğru. Sol ayağıyla Burak'a doğru topu atacak. Topu sağ çizgide aldığında önünde kim var? Kim vardı? İsmail. İsmail vardı. Sağ içe doğru kat ettiğinde karşılamaya gelen sol iç ön libero kim? Hasan Ali. Yani İsmail ve Hasan Ali buradayken, yani bu İsmail, bu da Hasan Ali gibi düşünün. Tamam. Böyle gidiyor. Evet. Tamam. Evet. Bir üçüncü oyuncu daha geliyor karşılamaya. Atif. Ne yapıyor Abdülkadir? Tık. Burak da atıyor golü. Doğru mu? Aynen öyle. Yani senin kurgulanmış ve planlanmış futbolun gereği bütün gün düşünüp, bütün hafta düşünüp, ki ben inanmıyorum, Valbuena takıntısından olur yani. Valbuena'yı taktığı için artık Hasan Ali oynatıyor yani. Bütün bunlara rağmen kurgulanmış ve planlanmış oyununda Hasan Ali, İsmail ve Atıf varken tırnak içinde defansif olarak senin istediğin şeyleri yapabilecek oyuncular varken Abdülkadir pası atabiliyor ve Burak da golü atabiliyor. Doğru mu? O kadar da iyi planlanmamış diyorsun yani. Ha, doğru mu? Doğru. Gelelim Fenerbahçe'nin attığı gole. Fenerbahçe'nin attığı golde korner atışını kullanan oyuncunun adı ne? Matthew Valbuena. Fenerbahçe Matthew Valbuena ile korner atışı kullanırken ceza sahasındaki santriforları lütfen sayalım. Fernandao. Ve Soldado. Ve Soldado 2. Oyunda tamam. Mıydı? Tabii. Bugün 84'te girdi de. Ha, o gün oyundaydı. Peki oyundan alınanları sayalım. Hasan Ali ile Atif. Atif. Doğru. Yani senin kurgulanmış ve planlanmış oyununda gol olmadı. Rakip gol attı. Senin hurra futbolunda sen attın. Doğaçlaman taktiğini yendi. Bu Trabzon maçı. Gel Göztepe maçına. Evet. 25 dakika nefis futbol. Çok beğendim. Ama sonra Göztepe verdi. Önde pres falan. Yok, normal bıraktı. İlk yarı Göztepe yok sahada. Tamam mı? İkinci yarı gene kontrol. Her şey yolunda. Sahada Josef, Topal, İsmail, stoperler hepsi var.
Adis Şahoviç topu tutuyor. Poko'ya atıyor. Poko da golü atıyor. Doğru mu? Daha çok başında. 56'da 57'de atıyor. 54'te. Doğru. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Oyuna giren oyuncuyu söyleyelim. Matthew Valbuena. Golü kendi kalesine atıyor oyuncu ama o pozisyonda kafaya çıkan oyuncu kim? Soldado. Oyundayken Fernando da oyunda mı? Oyunda. Yani gene senin düşündüğün takımla durum 1-1 iken hurra futbolunda 2-1'i buluyorsun. Senin planlanmış ve kurgulanmış takımında 15 maçtır kesintisiz oynayan Atif Şeşu 0 gol, 0 asist. Doğru. Senin planlanmış, kurgulanmamış oyununda 45 dakika bir de 30 dakika oynayan Elif Elmas 2 maçta 1 asist yaptı. Bugün asist yaptı. Ben yeteneğe inanıyorum. Büyük takımların yetenekli oyuncularla bir yere varabileceğini düşünüyorum. Yetenekli oyuncuların yeteneklerine ket vurarak yaratıcılığını öldürüldüğünü düşünüyorum. Bunu düşünmek de benim en doğal hakkım. Elbette. Üstelik bu takım Fenerbahçe, Beşiktaş veya Galatasaray değil. Belki Beşiktaş ve Galatasaray düzenli futbol takımları olabilirler. Bilemiyorum. Onların tercihlerini bilmem. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe şaşadan vazgeçemez. Yakışıklı futbol oynayacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin futbolcuları da yakışıklı. Artist gibi çocuklar olacak. Tamam mı? Oyuncular, golcülere gol atacak abi. Çok iyi. Top indiren falan öyle bir şey değil yani. Defansif anlamda da rakibi, sol beki çok güzel kovalıyor. Bana ne abi? Ya o zaman bu işin kralını yapan Ziya Hoca'ya getirelim. O olsun abi hoca. Ziya Doğan ve Altun Nübero'lar. Yani öyle yani Ziya Hoca'yla biz telefonla sohbet ettik. Onun esprisini biliyor. Alınmayacağını bildiğim için söylüyorum. O zaman onu getirelim abi. Ama düzen takımlarına karşı eleniyoruz. Evet, vardır gibi. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Peki. Evet, şimdi abi.